Evet, merhaba sayın izleyicilerimiz. Yine sizler için bir program daha hazırladık. Çok soğuk bir havadayız. Bugün yine Taşkent'in Balcılar ilçesindeyiz. Her zaman olduğu gibi araştırmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlere üretilen bir istirca mantarı hakkında bilgi vereceğiz. Buyurun içeriye gidelim. Yalnız şunu size söylemek istiyorum. Telefon numarasını yazmış izleyicimiz, üreticimiz. Biz buradan kendisine telefonla ulaştık. Kendisi şu anda Konya'da, üretimini kış aylarında bırakmış, bahar aylarında devam etmek istiyor. Yalnız biz kendisine telefonla ulaştık, bilgilerini aldık, size bu bilgiden aktaracağız. Buyurun mantar hanemizi gezelim. Şu anda mantar hanenin içerisine girdik. Üreticimiz Konya'da olduğu için ve kış ayı olduğu için üretimini bırakmış. Burası şu anda boş bir mantar hane. Yalnız tam sistemli bir şekilde kurulmuş. Raf sistemleri var. Raflarını sayalım. 1, 2, 3, 4 tane raf sistemi var burada. Biz buranın bilgilerini kısaca aldık. Size öncelikle onu aktarmak istiyorum. Burayı abimiz, üreticimiz daha bu yıl başlarında yapmış. Kuru ve yaş şekilde sattığını söyledi. 112 metre kareymiş burası. Aynı zamanda epey bir masraf etmiş. Betonunu kendisi yapmış. Dış çadır sistemini ise özel bir firmaya kurdurduğunu söylüyor. Ben hemen şu çadırı kurmanın size ne kadar maliyet olduğunu anlatmak istiyorum. Evet, çadırın size ben burada maliyetini anlatmak istediğimi söylemiştim. Bu çadır hazır bir firma tarafından kurulmuş. Çadırın maliyeti, dış taraf, içi hepsi dahil 45.000 TL'ye çadır kurduğundan bahsediyor. İçerisi söylemiştim 112 metre kare. Burada toplamda yanlış hatırlamıyorsam 10-15 ton civarında kompost kullanılmış. Kompostlar şu anda kış ayları geldiği için kullanılmıyor kompostlar. Çünkü abimiz çok maliyetli olduğunu söyledi bu işin. O yüzden sadece bahar aylarında gelip bahar aylarında yapacağını söyledi. Gördüğünüz koskocaman çadır şu anda içerisinde hasat edilmiş. Mantarlar var. Şu anda da kalan mantarlarımızı görüyorsunuz. Hala büyümemiş ama sonbahar mevsimi olduğu için biz biraz onu koparalım. Mantarımız hala şu şekilde duruyor. Burada gördüğünüz şekil bozuklukları var. Yalnız tabii bunun olması gayet doğal. Çünkü şu anda içerisi eksi 1 derece olabilir ya da 0 derecede. Çünkü içerisi çok soğuk. Biz bile üşüyoruz şu anda. Gelin detaylı şekilde anlatalım. Sayın üreticilerimiz, ben size bizim işimizin, fikrimizin ana konusu olan bu işte para var ile hazırladığımız bölümde şunu söylemek istiyorum. Bu işte para var mı? Bizim için asıl önemli olan bu. Bir işi yaptığımız zaman bu işten para kazanabiliyor muyuz? Biz bunu inceliyoruz. Biz de üreticimize sorduk. Bu işte para var mı dedik. Ve kendisi bize şunu söyledi. Bunu kuru bir şekilde bu dönem sattığını söyledi. 4 ton civarında mantar almış. Kendisi kurutmuş. Ve kilosunu inanamayacağınız bir rakama pazarladığını söylüyor. Bunun fiyatı tam olarak söylüyorum 35 TL. Yanlış duymadınız. 35 TL gibi yüksek rakamlı bir fiyattan istirca mantarlarını pazarladığını söylüyor. Sayın izleyicilerimiz, biz size bu konuda kısaca bilgi vermeye çalıştık. Biz elimizden geldiğince etraftaki üretim haneleri gezip mantar hakkında ve diğer çeşit üretim haklarında size bilgi vermeye çalışıyoruz. Yalnız YouTube üzerinde bu işte para var da sağ altta gördüğünüz kanalıma abone ol ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki biz de daha güzel videolar çekip sizlere aktarabilelim. Mantarhanede size kısaca bilgiler vermeye çalıştık. Umarım bu videomuz size yine faydalı olmuştur diyoruz. Burası Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi. Çok güzel, şirin bir mahalle. Burada sizlere bilgi verdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Mantarhanemizi biz kapatıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz.